Rotatüm hızıyla devam ediyor. Teğmenlerim. Hemen şunu sormak tabii istiyorum. Peki Yaşar Güler sonuçta dışarıdan atanmış bir isim değil. TSK'nın içinden çıkmış tabii bir isim. Onları hazmediyor mudur? Bence etmiyordur. Yani bence hem komuta kademesi, Milli Savunma Bakanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, hem de şu anda Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki görevli personelin büyük bir rahatsızlık içinde olduğunu inanıyorum. Aynı okuldan mezun olmuş, bu kadar hukuksuzluk ortaya çıkmış. Bakın biz yani hukuk adamı değiliz. Ama işte İsmail Bey de ortaya koydu, ben de ortaya koydum. Avukatları bunun kat be katını gündeme getirecek şimdi Yüksek Disiplin Kurulu'nda, savunmalarda. Bu kadar hukuksuzluk varken bunun da sadece ve siyasi bir sayıkla, siyasi gayretlerle bu şekilde yürüdüğünü, en basit örneği yandaş veya hükümete müzahir gazetelerin açıklamaları, gazetecinin açıklamalarıyla gördükten sonra eminim onlar da şu anda büyük baskı altında. Çift yönlü yani, hem manevi anlamda hem hukuki anlamda, maddi anlamda, hukuk anlamında kastediyorum, büyük baskı altında olduklarına inanıyorum. Ya bu paşalar, şimdi ben konuştuğumda dediler ki, avukat bu Yunus Emre Keskin de bana söyledi, dediler ki bu gençlerin davranışı disiplinsizlik değil, belki rutin dışı faaliyet olabilir dedi. Askeri terminolojide herhalde geçen bir kavram bu. Yani tören bitmiş, törenden sonra Fenerbahçe için de slogan atabilirlerdi. Tabii. Galatasaray için de slogan, yani böyle sinkaplı bir şey de diyebilirlerdi. Bu rutin dışı bir durum. Kendileri hiç genç temin olmadı mı bu insanların? Yani hiç zıpırlık yapmadılar mı kardeşim? Hiç kışla da hep mi böyle şeydiniz? Kılıç böyle keskin geziyordunuz size yani. Bir şey söyleyeyim. Bakın size cevap olarak. Biliyorsunuz her sene sicil alır subay az subay. Yüz üzerinden puan alır. Ondan sonra o değerlendirmeleri tabi ediyor. Yurt dışı görev, terfilerde, şeylerde. Teğmenliğin ilk 3 senesinden sonra üst teğmenliğe terfi ettikten sonra teğmenli sicilleri geçersiz sayılır. Yani teğmenken yapabilecekleri hataları, mesleklerinin ileri safhalarında onları menfi yönde etkilemesin diye geleceklerini teğmen sicilleri içerisi sayılır. Bir de bakın, her ne kadar şeyi demeseler de, bu kılıç çatma nereden çıktı, tamam onunla bağlantılı değil dese de Milli Savunma Bakanlığı, generallerimiz mesela Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki omuzlarına baksınlar. Omuzlarında 2 tane kılıç çatılmıştır. Rütbelerinde, karacıların rütbelerinde ve havacıların rütbelerinde 2 tane kılıç vardır. Bu kılıç çatma zaten yılların şeyi. O törenin şeyi mi? Yankı Bey, kılıça falan bozulmuş değiller. Tabii şeye bozulmuş. Kılıç için bahanesi kılıfı. Evet. Yemine de bozulmuş değiller. Öyle olsa 2 hafta önce. Mustafa Kemal'in özel askerleriyiz esas tamamen şey. Tamamen Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Tabii, kesinlikle. Diye bağırmalarına kızgınmış durumdalar. Bir de şey dediler yani, ona cevap veriyorum ben. Bu kılıçlar kimin için? Bu kılıçlar kime kalkıyor, evet, falan diye yani. Bir de öyle dendi ya. Sen en başta olayı yani biraz daha. Ya eğer, şey yapmak için yani. Eğer bu çocuklar, şimdi ben şöyle bakıyorum, eğer bu çocuklar askeri tören sırasında, yemin töreni sırasında Cumhurbaşkanı'nı ima edecek, işaret edecek şekilde doğrulsalardı, o zaman yapılacak yaptırım haklıydı. Tabii. Siz kardeşim devletin silahını, devletin zor gücünü siyasi olarak doğrultamazsınız. Kimse yapmaz zaten, evet, onu ama yani. Ama zaten bu çocuklar zaten böyle hareket etmediler. Tören bitmiş. Törenden sonra okul ritüelini icra etmişler. Evet. Ya bu çocukların da kep atmak gibi bir töreni var. Bu da asker adam bunlarda yani. 25 yıl yapmışlar bu çocuklar ya. Ama Cumhurbaşkanı onu fırsat bilerek gitti. Üstelik İmam Hatipliler töreninde. Evet, orada söyledi. Evet, orada söyledi. İmam Hatip Türk Silahlı Kuvvetleri'ni genç değirmenleri İmam Hatip mezunlarına dövdürmeye çalışıyor. Tabii, karşı karşıya getiriyorsun yani. Bu senin öz evladın da öbürü üvey mi kardeşim? Tabii. Bu da senin evladın değil miydi tabii yani? Tabii. Bir de yani çok, onu bir kere daha çok kısa söyleyeyim. Yani tören bitmiş. Tören bitmiştir Sayın Cumhurbaşkanım denmiş. Protokol tören alanından ayrılmış. Bu çocuklar ondan sonra yapıyorlar bunu. Yani emre itaatsizlik bile değil esasında. Hizmete yönelik olmalı bir emir. Hizmet bitmiş. Ve işte İsmail Bey'in söylediği gibi geçici görevli alay komutanından da şifahen onay almışlar. Bu şey devam ediyor, bu faaliyet. Dolayısıyla bunu herkesin düşünmesi lazım. Yani ortada menfi bir şey yok. Bir şeyi daha bağlayayım. İşte bu darbeci zihniyeti. Bir şey özür dileyeceğim. Tabii. Çok bölüyorum sizi. Peki bu polis koleji mezunlarının, polis akademisi mezunlarının bu tür yemin törenlerinde bir partinin türküsü diyebilen türküyü söylemesi, bir partinin el işaretini yapması şey mi? Törenin parçası mı oluyor? Çifte standart işte yani. Bu orada neredeyse mesleğin bir doğal şeyi, parçası. Onu verememiştik o gün. Onu bir hazır, evet, bir hazırlayıp verebilir miyiz? O ne? Bir partinin siyasi faaliyeti değil mi? Mümkünse bulursan. Bir de bu darbeci marbeci artık bunlar geçti. Türkiye'de en son darbeyi FETÖ'cüler yaptı. Beraber yürüdükleri, sisteme soktukları FETÖ'cüler yaptı. 15 Temmuz gecesi unutmasınlar. O zaman ben de görevdeydim. 253 tane vatandaşımız artık kışlarından çıkmayan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli engelledi darbeyi. Bunu kabul etmek lazım yani. Emeklisi şimdi Montrö Sözleşmesi'ne
vurgu yapan amirallerden bir kısmı genelkurmayın önündeydi. Emekli amiraller ellerinde beylik tabancalarıyla FETÖ'cülerin genelkurmaya girmesini engellemeye çalışıyorlardı. Yani bıraksınlar artık bunu. Darbeci teğmenler şey. Yani 20 yaşında çocuk. Şimdi 21 siz yaşında bıraksınlar çocuk diyorsunuz da şöyle bir algıda oluşabilir ve iktidar bunu kullanacaktır. Bu durumda CHP ne yapacak? Siz sahip çıkıyorsunuz bu teğmenlere. İki gün sonra belki iktidar diyecek ki CHP darbecilerle ya da işte FETÖ'cülerle henüz darbeci demediler. Ya, ha, demediler de yani başka bir at kullanırlar. Tabii. Başka bir şey derler. O çok güzel yapılabilir. Soru. O çok güzel soru. Biz işte o yüzden tamamen dışında kaldık. Destekliyoruz. Genel Başkan da açıklama yaptı. Bu çocukların velev ki atıldıkları takdirde ileriki dönemde işte gerektirirse hukuki düzenlemeler yapılarak mesleklerine geri dönmeleri sağlanacak. Hmm. Ama biz doğrudan bunun tarafı olmuyoruz. Hafta sonu mesela benim Özgür de organize ettiğim Mustafa Kemal askerlerini orduya geri kazandıracağız dedi. Bu tabii, mantıkla söylüyorum. Aynen öyle. Mesela hafta sonu değişik illerde emekli askerler vasıtasıyla şey yaptık. Basın açıklaması yaptık, toplandık. Orada bile Cumhuriyet Halk Partisi, tamam biz destek sağladık, aklımıza bizim geldi, emekli asker olarak benim geldi. Ama hiçbir zaman parti örgütlerinden bile katılımı davet etmedik oraya sırf bu anlaşılmasın diye. Sırf ama bu gayretleri biliyoruz. Bunları duyduk. Olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişki kurma olayını. Bunu ne zaman yaptılar? Somut örnek var elimizde. Montrö Sözleşmesi'ne destek veren amiralleri bir gece oturup bir gecede kimin teyzesinin oğlu Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, kimin anneannesi Türk Cumhuriyet Halk Partisi üyesi diye çıkardılar ve amirallerle Cumhuriyet Halk Partisi'ni iltisaklandırmaya, ilişki kurmaya çalıştılar. Bunu yapabilirler. Yine yapabilirler ama tekrar şunu söylüyorum. Ben işte şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan tek askerim. Bu çocuklarla ne anneleriyle babalarıyla çok istememe rağmen en ufak bir irtibatı yok. Onu da soracaktım. Bir konuşma yaptınız mı yakınlarıyla? Bu çocuklara yanlış anlaşılmasın, hem Cumhuriyet Halk Partisi töhmet altında kalmasın, hem bu çocuklara başka bir suç daha yüklemesinler de. Suç değil esasında. Hmm. Konuşabilirim. Ben emekli tüm amiralim. 57 yaşındayım, 58 yaşındayım. Abileriyim onların. Hatta belki babaları yaşındayım yani. Dolayısıyla ben konuşamıyorum. Ama sırf bu konuda töhmet altında kalmasınlar, bizle veya başka şeyle ilişkilendirilmesinler diye en ufak irtibatımız haber alıyor musunuz annelerinden, babalarından? Annelerinden, babalarından haber almıyoruz ama emekli karacı arkadaşlarımız ve avukatları vasıtasıyla alıyor. Esas avukatları vasıtasıyla. Mesela 2-3 tane avukat. Yıkılmışlardır değil mi? Yani şöyle çok metanette duruyorlarmış. Öyle mi? Çok metanette duruyorlarmış. Yani çünkü ortada ne bir ahlaksızlık var ne bir şey var. Yani ya nasıl kızlar neler söylediler ya. Ya bakın o da çok güzel. Utanmaz şerefsizler. Çok tipikler miydi? Onu da müsaadenizle anlatayım. Barış bakın. İşte Barış Bey yazdı. Barış Bey namusuna şey yaptılar kızın. Neler söylediler? Barış Bey yazdıktan sonra Adalet Bakanı devreye girdi. Kovuşturmaya yeri olmadığı kararını kaldırdı. Böyle bir ahlaksızlık var mı? 3 tane soru var esasında, bakın sorulacak. Bir, bu ant Milli Savunma Üniversitesi rektörü tarafından neden kaldırıldı? İkincisi, teğmenlere bu hayasızca ahlaksız saldırılar yapılırken devletin kurumları niye onları korumadı? Üç de 14 günlük albayı disiplin kuruluna sevk ederken 5 yıllık tüm general niye hiçbir sorumluluk yüklenmedi? Temel sorular bunlar. Bunlara cevap verirsin. Neden yüklenmedi o tüm generale? O artık görevde kopmuştu şeyi. Kopmuştu ondan yani işte. Kopmuştu. O sırada komutan değil demek. Ayrılmıştı. Acaba terfi etmişti. Ama başka biri olsaydı İsmail Bey bence. Niçin, bunun özelliği ne? Bir şey biliyorsunuz da söylüyorsunuz. Yani işte. İktidarla ilişkileri mi? İktidarla iktidar değil. Muteber bir subay olduğu için olabilir yani. İktidarla ilişkilerini. Muteber. Başarılı demek ki işte şey oldu. Terfi etti. Yani o başarıları. Komutanım sen sivilsiniz. Bırakın askerliği. Neyse söyleyeyim. Biz anlamıyoruz böyle şeylerden. Yok. Yani o kadar. O kadarıyla girmiyor.